Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sis Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Şanlıurfa Haran ilçesinde Akkuş Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Ahmet Ersalır ile röportaj yapacağız. İşte çocuklar da burada, baktım oynuyorlar. Şurada da bir ufak su göleti var, pis sular birikmiş. Değil mi efendim? Evet. Artı okulun yanında. Değil mi muhtarım? Evet. Okulun yanında cami yolunun üzerinde, yani altyapı mı yok? Evet. Altyapı, sesli konuşalım biraz. Yakından al Elimin Hanım. Altyapı yok. Altyapı yok. Evet. Müracaat ettin mi muhtarım? Belediyeye müracaat ettik. Evet. İçmez suyu. Şuski'ye ettin mi Şuski'ye? Yok. Buraya mı? İlçe belediyesine mi yaptınız? İlçe belediyesine, evet. Evet. Arkadaşlar, yani daha yaz ayları gelmeden emin ol şurada duruyoruz var ya, biraz şöyle gelelim. Çok pis kokuyor. Doğru mu? Çok kokuyor değil mi çocuklar? Adı ne senin? Serap. Kokuyor mu? Konuşmam. Sessiz söyle. Evet. Sessiz söylemiyor. Torun mu bu? Torun, evet. Torun. Allah bağışlasın. İşte muhtarımın torunu. Evi de burada muhtarımın, okulun yanında arkadaşlar. Okulun yanında işte. En iç acısı da, can alıcısı da o arkadaşlar. Yani okulun yanında pis bir su göleti var. Altyapı olmadığı için sokaklara akıyor. Birçok yerde böyle çekimde yapmadan gittim arkadaşlar. Biz buraya geldik. Buradan geçiyoruz. Ama bu vatandaş burada oynuyor. Burada yaşıyor değil mi muhtarım? Evet. Yani Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızı göreve davet ediyoruz. Yani bu çocukların hayatı önemli arkadaşlar. Sokaklar, toprak. Gel abi, toprağın üzerine gelelim. Evet. Hiç parke taşı döşendi mi muhtarım? Yok. Hiç döşenmedi mi? Döşenmedi. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi sokaklarda toprak, bu çağda toprak. Bize en lazım olan kanalizasyon. Kanalizasyon kokuyor çünkü bak. Buraya bile kokusu pis geliyor arkadaşlar. Onun için muhtarım ne diyor? Bize en lazım olan kanalizasyon diyor. Yani bu çocuklar salgın hastalığa yakalanır arkadaşlar. Sivrisinek, kara sinek. Allah göstermesin bir veba. Yani çok pis kokuyor. Buraya kadar geliyor, emin olun. Yani biz bu görüntüyü oraya ulaştırıyoruz ama bir muhtarım dedi ki, ya Süleyman abi dedi, keşke biz dedi bu kokuyu da onlara ulaştırabilsek dedi. Doğru mu abi? Evet. Muhtarlık odası var mı? Yok. O da yok. O da değil. Çocuk parkı var mı? Yok. Çocuklar, çocuk parkı istiyor musunuz? Hep birazdan. Evet. İstiyor musunuz? Evet. Bak, çocuk parkları yok arkadaşlar. Çocuklar buralarda oynuyor. Bak kaç tane şurada? 12-13 tane çocuk var. Değil mi muhtarım? Bu tek sadece burada, bu çevredeki. Kaç hane efendim mahallemiz? 80 hane. 80 hane. Nüfus ne kadar? Nüfus 605. 605 nüfus var arkadaşlar. Bayağı da bir nüfus var. Harran'ın en son köyü Şanlıurfa sınırına. Evet. Şanlıurfa Eyüp'e sınırına değil mi? Eyüp'e sınırına, bir de Akçakale sınırına. Akçakale. Karşı tarafta Akçakale'nin köyleri arkadaşlar. Az önce de bir muhtarımızı aradık. 5 dönemdir muhtarmış. Bu muhtarımız 1. dönem muhtar. İşte biz halkın sesini ne yapıyoruz? Tüm dünyaya duyuruyoruz. En son köy ve Eyüp'e belediyesi buradan çöp toplamıyor mu belediye? İlçe belediyesi. Harran belediyesi. Çöp toplamıyor mu? Çöp şeyler de yok. Konteyner. Ne Özyavuzlu belediye başkanımızın adı? Mahmut Özyavuz. Mahmut Özyavuz. Mahmut başkanımızdan çöplerin mutlaka toplanmasını istiyoruz arkadaşlar. Mahmut Özyavuz muhtarlarımız, belediye başkanımızdan, onunla da röportaj yapacağız inşallah. Yarın ziyaret edeceğiz. Ama çöp, işte çöpler toplanmazsa ne olur? Pis bir görüntü olur. Hastalık olur arkadaşlar. Şöyle geri gidelim. Çok pis kokuyor. Arkadaşlar. Çok pis kokuyor. Emin ol. Yani yaz ayı gelmeden görüyorsunuz, biz kokuya dayanamadık ama bu çocuklar burada oynuyor. Ne yapsın? Mutlaka bu altyapı kanalizasyon ivedilikle yapılmalı arkadaşlar diyoruz. Türkiye'nin sesi olarak vatandaşın sesini tüm dünyaya ve yetkililere bugün de Şanlıurfa Harran Akkuş Mahallesi'nden duyurduk. Muhtarımıza Türkiye'nin Sesi Gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Evet.